Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük vlog çekeceğim. Kırtasiye'ye gidiyorum. Biraz boya malzemesi bakacağım. Beraber gezelim, bakalım. Şu an size çoraplarımı gösteriyorum çünkü çok komikler. Salı pazarından almıştım. Bugün dışarı çıkarken yanıma kameramı da aldım. Belki bir şeyler çekerim diye. Yolda giderken bir tane kedi gördüm ama şu an benden kaçıyor. Size göstermek istedim ama. Şu an minibüs bekliyorum ve minibüs çok geç geldi. Gerçekten bayağı bekledim. Ama sonunda bindim ve şu an yoldayım. Yolum biraz uzun, yani evimden uzak bir yere gidiyorum. Ama yine de uzun zamandır bir yere gidip, korona sebebiyle uzun zamandır bir yere gidip bir şeyler almıyordum. Bugün bir ilk yapmak istedim. Onu da vlog çekmek istedim. Sonunda minibüsten indim ve Marmara'ya doğru gidiyorum. Karşıya geçeceğim Marmara'yla. İnşallah kalabalık değildir. Evet, şu an Marmara geldi ve gerçekten çok kalabalık. Hava güzel olduğu için herkes dışarı çıkmış. Şu an gelmek istediğim yere ulaştım ve içeri girelim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, içerisi o kadar çok çeşitli ki gerçekten buraya her geldiğimde ne alacağımı unutuyorum. Şöyle, o yüzden bir genel bakalım neler var neler yok diye. Burada kuru boyalar, pastel boyalar falan var. Benim almak istediğim şey toz pastel ama burada yağlı pastellere falan da baktım. Gerçekten fiyatlar çok pahalı arkadaşlar. Ama yine de bakıyorum. Burada markerlar var. Belki marker da alırım diye düşünüyorum. Çünkü markerlarımda da eksikler vardı. Ama o kadar çok çeşit var ki hangisini alacağımı bilmiyorum. Şu an bakıyorum. Eksiğim neydi, hatırlamaya çalışıyorum. Daha sonra böyle bir set görüyorum ve ihtiyacım bu olduğuna karar verip bunu alıyorum. Toz pastel arıyorum hala şu an. Daha sonra dikkatim dağılıyor ve başka yerlere bakıyorum. Hala toz pastel almadım. Şimdi uzun zamandır yağlı boya yapmak istediğim için yağlı boyalar dikkatimi çekiyor. Ama fiyatları o kadar pahalı ki fiyatını görünce neden uzun zamandır yağlı boya yapmadığımı hatırlıyorum. Ve gerçekten üzülerek bu standtan ayrılıyorum. İçim buruk bir şekilde. Daha sonra istediğim toz pasteli sonunda buluyorum. Fiyatı bana en uygun olan ve işimi görecek olanı buluyorum. Orada açıyorum, bakıyorum. Çünkü bazen içinde eksik oluyor, kırık falan var mı diye bakıyorum ve almaya karar veriyorum. İnşallah işimi görür. Hiç denemedim bu markayı. Daha sonra böyle bir stand görüyorum. Bu benim kullandığım kuru boyaların tekli satış yeri. Ve siyah ve beyaz renk almaya karar veriyorum. Ama daha sonra siyah rengimin olduğunu hatırlayıp bırakıyorum. Ve sadece beyazı alıyorum. Gitmeden önce de şuraya küçük bir hatıra bırakıyorum. Dışarı çıktıktan sonra aşırı kalabalıktan dolayı anksiyetem geliyor ve korona olacağım sanıp tekrardan Marmara'ya koşuyorum. Sonunda Marmara'ya geldim. Burası da aşırı kalabalık ama dışarıdan daha az en azından. Şöyle gidiyorum ve burada da şarkı söyleyen bir abi var. Gerçekten güzel söylüyordu ama kalabalıktan dolayı dinleyemedim. Arkadaşlar, Marmara'nın kalabalıklığına bakar mısınız? Aşırı kalabalık. En sonunda iniyorum ve şu an kart para iademi alacağım. Ve en sonunda evime gitmek üzere minibüse biniyorum. Ve günü bu şekilde dışarıda bitirmeyi, gün batımını izlemeyi çok seviyorum. Uzun zamandır evden çıkmamaktan gün batımını dışarıda görememiştim bile. Bugün güzel bir gündü benim için. Değişik oldu. Gerçekten çok uzun zamandır çıkmıyordum dışarı. İstediklerimi de bulabildiğim için mutlu bir şekilde eve gidiyorum. Evet, ben kahvemi yaptım. Geldim, getirirken biraz kahvenin üstünden içmişim. Kusura bakmayın, dayanamamışım. Ne yapalım artık? İlk önce aldıklarımı göstereceğim. Toz pastelden başlayacağım. Çünkü oraya onun için gitmiştim. Onu almaya gitmiştim. Çok istiyordum bunu, kuru boya tarzında şeyler yapmayı sevdiğim için. Ama fiyatları çok pahalı hepsinin. Diğer başka kullandığım markaların fiyatları aşırı pahalıydı. Ben de hiç bilmediğim bu markayı aldım. Şimdi sizlerle beraber açacağız, deneyeceğiz. Nasılmış söylerim size de. Böyle içinden bir tane renk skalası çıkıyor. Böyle 48'lisi, 24'lüsü falan da varmış ama ben 36'lısını aldım.
Gerçekten renkleri çok canlı, çok güzel duruyor. Umarım kağıtta da bu kadar canlı ve pigmentli renk veriyorlardır. Şöyle detaylı yakından gösteriyorum size. Gerçekten renklerini çok beğendim. O yüzden biraz şu an oynuyorum. Şimdi kapatalım, diğer aldığıma geçelim. Arkadaşlar, bir de diğerine geçmeden önce size şunu da söylemek istiyorum. YouTube'da bildiğim kadarıyla bir markanın patentini, ürününü göstermek yasak. Yani markanın ismini gösteremiyorsun 15 saniyeden uzun bir süre. Ama ismini söyleyebiliyorsun diye biliyorum. O yüzden şimdi marka vereceğim. Yani Faber-Castell kullandığımı söyleyeceğim. Umarım telif yemem. Çok üzülürüm telif yersem. Ben hep videolarımda görüyorsunuzdur benim. Faber-Castell'in sulu boya kalemlerini kullanıyorum. Kuru boya şeklinde ama sulandırılabiliyor. Kuru boya olarak da kullanılabiliyor. Videolarımı hep koyuyorum. Zaten alta da açıklama kısmına da yazıyorum. En çok beyaz rengini kullandığım için onun beyaz rengini aldım. Tek de satılıyor ama normalde set halinde de alabiliyorsunuz. O yüzden ben beyaz rengini aldım. İnşallah telif yemem gerçekten. Daha sonra işte silgi aldım. Hamur silgi aldım. Hamur silgiyi kara kalem videosu çektiğimde kullanacağım. Çünkü daha önce hiç kara kalem videosu atmadım YouTube'a. Ama öyle bir video çekeceğim. Ben seviyorum kara kalem yapmayı. O zaman kullandığımda da size anlatırım nasıl kullanılıyor diye bilmeyenler için. Evet arkadaşlar, diğer aldığıma geçelim. Ben marker aldım. Çünkü markerlarımda eksikler vardı. Kendi kullandığım videolarımda gördüğünüz markerları ben Türkiye'den almadım. Yurt dışından aldım. Ama şu an korona dolayısıyla yurt dışında ürünler o kadar pahalı ki, yani kargo bedelleri aşırı çok olduğu için alamıyorum. Ben de o gittiğim yerde bunu gördüm. Uygundu fiyatı. Aldım. Çünkü normalde Türkiye'de markerlar çok pahalı. Ben alamıyorum. Ama bunu görünce almak istedim. Benim bu renkleri tercih etme sebebim de kendi kullandığım markerda ten renginin bitmiş olması. Yani portre falan yapamıyordum. Şu an açıyorum ben de sizle beraber. Hiç denemedim, bu markayı kullanmadım. Dediğim gibi portre yapabilmek için bu renkleri aldım. İnşallah kalitelidir. Çünkü markerın kalitesiz oluşu çok kötü oluyor. Gerçekten hiç çizim falan yapılmıyor. Deneyeceğim şimdi birazdan. İnşallah beğenirim. Böyle bir ince tarafı var, bir kalın tarafı var. Bu şekilde. Şimdi biraz deneyelim bakalım kağıda. Dokusu nasıl, hissiyatı nasıl, ben size anlatacağım. Şu an ilk izlenimime göre gerçekten güzel. Kendi kullandığımdan hiçbir fark yok. Hatta belki daha bile güzel olabilir. Yani şu an bana öyle geldi ama kıyaslamak gerekiyor. Bir kıyas videosu da çekerim belki isterseniz. Ama ben beğendim. Genel olarak renk tonları da güzel ve uçları çok yumuşak. Sert olunca çok kötü oluyor normalde. Beğendim yani, güzel. Diğer aldığım şey ise küçük bir eskiz defteri. Uzun zamandır küçük bir eskiz defteri istiyordum. Burada, bu videoda bu eskiz defterini ilk olarak sizle başlamak istedim. Daha sonra devamını getirdikçe eskiz defteri videosu çekerim diye düşündüm. Daha güzel olur, hoş olur diye. Hem böyle minik eskiz defterlerine çizmek çok kolay oluyor, çok tatlı oluyor. Minik minik şeyler çiziliyor. Manzara resimleri de çok tatlı oluyor küçük olduğu için. O şekilde seviyorum ben. Diğer aldığım bir ürün ise yapıştırıcı. Güçlü bir yapıştırıcı arıyordum. Çünkü ben keçeden tavşan, fare falan yaptığım zaman böyle koltuk, sandalye, masa gibi şeyler yapıp konsept oluşturuyorum. Daha sonra böyle videolarda gelecek. O yüzden de güçlü bir yapıştırıcıya ihtiyacım vardı. Bunu arıyordum ama bulamamıştım. Orada görünce alayım dedim. Markasını da kapatıyorum çünkü telif yemek gerçekten istemiyorum. O yüzden böyle bir yapıştırıcı aldım. Bunu da denedikten sonra sizle paylaşırım. Yani güzel mi kötü mü ben de bilmiyorum ama en iyisinin bu olduğunu söylüyorlar.
Arkadaşlar şimdi son aldığıma gelelim. Şuna bakar mısınız? Elinde çilek tutan bir ayı. Bu kalemin tepesine takılıyor. Kalem başlığı. Ve çok tatlıydı. Kasanın önünde gördüm. Çok güzel olduğu için almak istedim. Böyle şeyleri çok severim. O kadar tatlı ki gerçekten ağlayasım geliyor. Çok güzel. Bakın detaylı göstereyim size. Böyle arkadaşlar, bu da son aldığım üründü. Benim alışverişim bu kadardı. Şimdi dilerseniz çizim yapmaya geçelim. Toz pastellerimizi deneyelim. Bakalım nasıl. Şimdi boyaları kağıda hazırladım, geldim. Eski zevklerime başlıyorum. Heyecanlıyım. Genelde eski zevklerime başladığımda heyecanlı olurum. Bugün basit bir resim çizeceğim. Yani öyle soft tonlarda küçük bir manzara resmi olacak. Bu detaysız olacak yani. Şimdi kullanacağım rengi arıyorum. Mor tonlar kullanacağım. İlk önce gökyüzünden başlayacağım. Şu an başladım. İlk önce yerlerini belirliyorum. Yani bulutların ya da tonların taslağını atıyorum. İlk başta ton atacağım. Yani tonlarını koyacağım. Daha sonra bunları yavaş yavaş karıştırarak yapacağım. Şu an mordan başladım. Daha sonra mavi, pembe. Dediğim gibi aslında mor tonlarını kullanacağım bir resim olacak. Lavanta da yapacağım ama büyük ihtimalle mor dışında birçok renk kullanacağım. Çünkü renk kullanmayı çok seviyorum. Nedense bir renk kullandığımda bana yetersiz geliyor. Yani bir rengin birçok tonunu kullanmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, daha önce hiç toz pastel yapmadım. Kuru boyalarımın üstüne efekt eklemek için kullanıyordum. Şu an ilk defa size deniyorum. Yani tekniğini bilmiyorum. Rastgele şu an yapıyorum. Bu yüzden hani teknik bilgi olarak bir şey diyemem. Doğru mu yanlış mı ben de bilmiyorum. Öyle yani yardırıyorum şu an kafama göre. Hiç kullanmadım. Neden bilmiyorum ben de niye hiç kullanmadığımı. Şu an kullanıyorum işte. Bundan sonra kullanırım. Çünkü sevdim. Güzel oluyor. Arkadaşlar siz de gördünüz zaten videonun başında. Gerçekten yağlı boyalar o kadar pahalı ki. Gönül isterdi şu küçücük şeyi yağlı boyayla yapayım. Ama minicikleri bile çok pahalı. Çok içimde kalıyor. İnşallah bir gün yağlı boya yaparım. Hep akrilik yapıyorum. Tuval yapıyorum ama tuvale akrilik yapıyorum ama hiç yağlı boya yapmıyorum. Üzülüyorum. Gerçekten kalbim kırılıyor. İnşallah yaparım yani. Arkadaşlar bir de siz benden sesli video istediniz. Ben de sesli videolar çekmeye çalışıyorum. Keçe videolarında genelde sesli video tercih etmiyorum. Hani keçenin sesi duyulsun, daha rahatlatıcı olsun diye. Ama çizim videolarında sesli çekmeyi yapmayı seviyorum. Aynı zamanda bu benim ilk videom. Büyük ihtimalle hatalarım olmuştur. Ben de çok heyecanlıydım bu videoyu çekerken. Ama gerçekten uzun zamandır dışarı çıkmadığım için fırsat bulmuşken çekmek istedim. Eğer devamını isterseniz bana yorumlara yazın. Ben de bu vlogların devamını getireyim. Şu an beyaz renkle ton atıyorum. Yani gerçekten o kadar çok konuştum ki yine kahvemin devamını içmeyi unutmuşum. Kahvem soğumuş ama artık yapacak bir şey yok. Şu an beyazla yaptığım şeyin tonlarını düzeltiyorum, karıştırıyorum. Zemin oluşturuyorum aslında. Arkadaşlar bir de siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben bir şey yaparken gerçekten yeterli olduğuna bittiğine inanamıyorum. 35 kat atıyorum. Asla renkler, tonlar bana yeterli gelmiyor. Yani kağıt yırtılacak. Ben hala ton atmaya çalışıyorum. Gerçekten durmasını bilmiyorum sanırım. Bu konuda bir sıkıntım olduğunu düşünüyorum. Şu anda da yani kaçıncı katı attım. Hala beyazla yapmaya çalışıyorum yani. Gereksiz bir davranış ama yapıyorum, elimde değil. İşte sonunda pembe renge geçtim yani 35 kat beyazdan sonra. Şu an yavaş yavaş çizim ortaya çıkmaya başlıyor ama emin olun ben buna 70 kat daha atacağım yani öyle hissediyorum. Şu an pembe bulutları yapıyorum. Çok soft bir şey olacak aslında, bulut da değil de renk tonlaması diyelim çünkü detay belirtmeyeceğim bu sefer. Arkadaşlar bir de çizim videolarında öğretici olmasını istiyorsunuz. Yani öğretici videolar isteyenler oluyor. Evet belli bir teknik bilgim var. Bunu size aktarabilirim ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çünkü herkesin bilgisi, herkesin öğrendiği farklı olduğu için böyle aşırı iyi biliyormuşum gibi davranmak istemiyorum. Çünkü öğretmenlik okumadım. Ama yine de dilerseniz öğretici videolar çekebilirim. Kara kalem veya renkli kuru boya ne isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Zaten kara kalem videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani kara kalemde kendime güveniyorum çünkü sınava hazırlandığım dönemden
bu yana hiç bırakmadığım bir çizim tekniği. O yüzden orada teknik bilgiler verebileceğimi düşünüyorum. Şu an biraz tonları belli etmeye çalışıyorum ama asla belli olmuyor. Çok soft olduğu için aşırı silik oluyormuş gibi geliyor. O yüzden de hep koyu renk yapmaya çalışıyorum ama koyu yaptıkça da gidiyor, yani boya uçuyor. Zaten aşırı toz çıkıyor. Büyük ihtimalle bayağı bir pislenecek, yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü tozu aşırı var, yani hani kağıtta kalmıyor. Üflemek ya da fırça yardımıyla dağıtmak gerekecek büyük ihtimalle. Evet, şimdi biraz üst kısmı yaptıktan sonra alta geçeyim diyorum. Alta bir tarla görüntüsü falan vermeyi düşünmüyorum. Sadece lavanta rengi tonlarında bir taban oluşturacağım. Biraz da belli belirsiz lavantaları koyacağım. O yüzden şu an onu yapıyorum. Bir taban oluşturuyorum. Ama bu toz pastelin koyu moru hiç koyu vermiyor gibi geliyor bana. Yani gözüme öyle gözüküyor. Büyük ihtimalle de vermiyor. Pigmenti az gibi. Bu yüzden moru koyulaştırmak için siyah kullanmam gerekecek. İnşallah olur yani, güzel. Şu an biraz lavantaların yerini belli ediyorum ama üstüne kat attıkça onlar kaybolacak büyük ihtimalle. Boşa bir çaba oldu bu. Ama neyse. Bu pembe rengi de çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir pembeymiş. Evet arkadaşlar, benim resmim bu kadardı. Boyaları deneyebilmek için detaysız basit bir resim yaptım. Tahmin ettiğim gibi bayağı bir tozuttu. Gerçekten çok pisletti etrafı. Ama tatlı oldu. Renkleri güzel oldu. Bu kalemlerle daha detaylı bir çizim yapmamı istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Yorumlara istek videolarınızı yazmanız beni gerçekten çok motive ediyor ve sizin isteklerinizi motive bir şekilde yapıyorum. Kanalıma abone olup videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.